bir günden merhaba merhaba SLB CLBLBL diyorum. Bugün baştan da gördüğünüz gibi acaba başta ne yazdı bu kız ben bile bilmiyorum şu an. Kumaş almaya gidiyoruz çünkü kendimize bir elbisecik bulamadık. Biliyorsunuz Merve artık evleniyor, artık gelin oldu gidiyor yani neredeyse ama benim bir elbiseciğim yok. Beden olarak elbise bulamadım arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Çok birazcık kırgınım bu hazır giyim sektörüne bu aralar. Bulamadım. Yok yani. Ben 44 beden giyiyorum. Esnemeyen kumaşlarda, esneyenlerde 42 giyiyorum ama yani 44 diyelim. Hatta bazen 46 bile oluyor şeyler oluyor. İstemeyen böyle dar kalıbı falan dar olanlarda. Biraz mutsuzum. Mutsuzluğumu yansıtmamaya çalışıyorum. Bugün bize Zeynep destek olacak. Şimdi kumaş pazarına gideceğiz. Kafamda böyle birkaç tane model var. Bunları şu kumaş seçeceğiz. Kumaş seçtikten sonra dükkana gideceğiz. Benim annem bu arada zaten bu mesleği icra ettiğinden sıkıntı yok. Zaten ben de biliyorum dikmeyi. Benim çok fazla zamanım yok. O yüzden daha basit şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Şimdi kumaş alalım. Ondan sonra da gidelim. Ben biraz ufaktan geç kaldım. Şimdi metro ile gideceğiz zaten. Metronun neydi? Göztepe durağında ineceğiz. Haydi gidiyoruz. Kumaş pazarına gidiyoruz. Bugün cuma pazarına gidiyoruz. Bu Medeniyet Üniversitesi'nin yanındaydı eskiden ama hala aynı yerde mi bilmiyorum. Ona bir bakarsınız. Bir salı bir cuma var ama salıda çok fazla bir şey yok. Cuma'da kumaş var. Ama ben bayağıdır çok uzun süredir gitmedim. O yüzden ne durumda bilmiyorum. İnşallah buluruz bugün. Yani bugün bulalım. O zaman hemen ben gideyim. Zeynepler de çok beklemesin. Zeynep kendine kanka bulmuş ve beni bu yüzden bekletti biliyor musunuz? Katarlı kankiler edinildi etmiş. Kumaş almamız gerekiyor. Şu an number'larını veriyorlar birbirlere. Take my number diye bir şey duydum. Ay çok saçma. You're going to save face. Yanlış yerdeymişiz. Yanlış yere doğru yürüdüğümüz için şimdi tam tersi istikamete doğru yürüyoruz. Bakalım ne olacak. Çünkü ben en son geldiğimden beri yeri değişmiş. Bizimkiler de ben biliyorum falan dediler ama onlar da unutmuşlar herhalde. Ben Göztepe'de iniyoruz diye biliyorum. Onlar Ünalan'da dediler. Ünalan'da inip Medeniyet Üniversitesi orada diye biliyorum. Onlar metrobüsün orada dediler. Şimdi geri dönüyoruz. Ben buraya en son bıraktığımda geliş çok kolaydı. Çok zorlaşmış. Bir de bir şeyler alıp geri dönmesi var. Az bir şey almak lazım. Nasıl geri döneyim? Keşke araçla gelseymiş. Çünkü öbür türlü metro çok dibindeydi en son gittiğimde. Ve hani hiç gerek yoktu yani bazı şeylere. Geldik sayılır diyeceğim ama pek geldik sayılır ben göremiyorum yani hiç. Bir çadır, bir pazar öyle hiçbir şey yok önümde. Nerede bu pazar? Kimsenin de poşet de yok. Ya uzak bir yere taşınmış dedim ya size. Böyle bayağı yol boyu da kıyafet asmışlar böyle. Bayağı böyle kıyafetler asılı. Herhalde ikinci el satıyorlar. Ya dolap gibi düşünün arkadaşlar. Siz bakıp alıyorsunuz. Sonunda gelebildik. Nereye gideceğimiz belli mi? Genel böyle hazır giyim falan var galiba. Ben bayağıdır gelmedim. Zaten eski yerine gelmiştim ben. Çoraplar falan. 3 tane son direnmiş kız çorapları. Burada eşofmanlar falan var. Tamam hazır gel. Bir tarafta ev. Ay perdem de yok. Böyle yerlerde böyle sıkıntımız oluyor yani. Bir şey görünce ay bu da yoktu, şu da yoktu muhabbeti gerçekten. Direkt yukarı mı çıkacağız biz? Yukarı çıkacakmışız. Biraz da geç kaldık. Zamanımız olursa aşağı ineriz yine. Biz öncelikle işimizi halledelim istiyorum. Sabahtan gelmemiz gerekiyor da bir türlü yetişemedik, gelemedik arkadaşlar. Halım da yok ya, halılar da gözüme. Çok güzel kilimler var gerçekten. Fiyatını bir sorayım da arabayla gelmem lazım ama sağ onun için. Taşıyamam. Sadece kumaşlık ağırlık alabilirim yani. Başka hiçbir şey yapamam. Normal bir şey yapmayı planlamıyorum. O yüzden bakmıyorum. Perde var burada. Böyle kumaşlar var. Şimdi asırıza olan kısma geldik. Düzgün kumaş bakma kısmı çok zor. Hiçbir zaman başarılı olamıyorum. O yüzden spontane gelişecek bizim için. Zaten ben böyle şeyi de beceremem. AVM'lerde bir şey bulurlar ya, onu da beceremem ben. Şansımıza bakacağız. 3 tane renk arıyorum. Biri vişne çürüğü. Yeşil. Türbe yeşili var, öyle bir şey var ya. Siyah. Çok güzel gerçekten mesela bu. Tam böyle elbiseli kumaşlar falan var burada.
Şunu da çok güzelmiş. Kalın. Bu da böyle üzerine desen falan oluyor ya, dikmek isterseniz de böyle şeyler var, şeritler falan var. Bir sürü şey var böyle. Şöyle bir kumaş var. Deri bildiğiniz böyle. Hani altı süet, üstü deri gibi. Parlak parlak. Kışlık kumaşlar gelmiş daha çok. Şansımıza bir bakacağız ama. Bakıyoruz. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Krep gelmiş. Arayışımız devam ederken yine böyle çok güzel kumaşlar var buralarda. Ama biraz hani yazlık gibi. Kalın değiller. Şimdi de biraz rüzgarlı, o yüzden de biraz şey yapıyorum. Hani korunaklı yapmaya çalışıyorum. Bulduk mu bir şey? Hani ben net bir kumaş istiyorum ben. Kadife falan mı baksam acaba? Kadifeler de güzel oluyor. Kış düğüne aslında ama. Çok güzel kışlıklar gelmiş bu arada, haberiniz olsun. Çok güzeller. Şunun renginin güzelliğine bak. Bayılırım bu renge. Ama ince. Bakın tril tril kumaşlar. İndirimdedirler hatta. Fiyatlarını bir tabi sormadık hiç ama. Çok güzeller. Kadife. Kadife siyah. Kadife istemiyorum işte ya. Çok güzel bir kışlık kumaş var burada. Yine krepler falan var. Şunun tatlılığına bakın. Yine odaktan kaydık. Güzel bir tezgaha denk geldim. Çok güzel bunlar. Allah'ım çok güzel kumaşlar var gerçekten. Yılan derisi buldum. Ciddi yılan derisi ama ince yani. Böyle parlak bir yerden geldi ama bunlar da istediğim gibi değil. Bu kadar parlak da değil yani. Arası olması lazım bunun. Neyse bir de vatka lazım. Belki vatka buluruz diye şöyle bakalım. Şuralarda böyle işlenmelik şeyler var. Böyle tatlı şeyler. Bak şurada kemer var. Şöyle şeritler falan var. Bu ara şeylerin üzerine, bu sivitlerin üzerine falan yapıyorlar ya. O tarz. Şunların güzelliğine bakın. Bak bunlardan bize lazım olabilir. Düzgün bir kumaş bulsa kafamıza bir şey oturtururuz belki ama. Bakın şu inciler falan çok hoş. Şöyle de devam ediyor şöyle. Tam olarak aradığım şey bu ama mavi. Mavi olmaması lazım. Mavi renk buldum ama mavi bir arkadaşım giyecek, o yüzden mavi giyemiyorum. Tam bak bundan istiyorum. Hayır ya, bu da çok koyu. Bu onun siyahı mı değil? Siyahına da okeyiz ama o da değil. Kırlentler 5 liraymış ve kocaman kocaman kırlentler. Krep mi bunlar? Krepler var. Parlaklıkta bir şey arıyorum ya. Şu tarafa bakalım bir, aynen. Çok güzel bak, pijamalıklar var. Tezgahta çok güzel şeyler buldum. Satenler buldum böyle. Şu rengi çok beğendim ama bu ince bir saten. Tamam geldim. Çok ince bir saten ama renkleri çok güzel. Şu da çok, mesela buna bayıldım ama bu da düğün için olmaz gibi. Şuradaki bir kahverengi gözüme ilişti. Belki bunu alabilirim. Hani kahverengi hiç denemedim ama bana yakışır kahverengi. Sonuçta kahve yani. Çok güzel. Çok beğendim. Zeynep de beni şuradan çağırıyor. Bir ona bir bakacağım. Bak bunu daha çok beğendim aslında ama... Mor da giyemiyorum. Herkes seçmiş rengini. Çok beğenmiştim ama o da olmuyor. Burada böyle parlaklar var. Bunlar şey, tül olanlar var. Hani büyük ihtimal meç etmek için. Benim meç edecek bir durumum söz konusu değil. Bu renge bayıldım. Bu renk ve şu renge bayıldım ve kalınlar yani gerçekten. O yüzden de çok beğendim. Siyahını bulsam alacağım. Siyahını daha bulamadım. Şunu alayım diyorum. Bunu çok beğendim ama. Şundan aldım 3 metre kadar. Bir sürü güzel şey var. Mesela bu çok güzelmiş. Biz 2 tane kumaş aldık. Bak şuradaki gözüm kaldı şimdi bunda. Güzel durur mu acaba bende bu? Ne bileyim, çok istediğim şeyleri bulamadım bugün. Aldım bir şey ama birinden biri burada, birinden eminim siyah bir kumaş aldım. Hani 5,5 metre aldım düşünün. Ama diğerinden emin değilim. Tırt yani bugün. Tırt, anlıyor musun? Çaresizim. Şuradaki kumaştan da bir 3 metre alayım ben ya. Elimiz boş kalmayalım, bir şey olur bir şey olur. Bir 4 alayım ben oradan da. Demin baktık ya, hoşuma gitti. Buranın alt katındayız şimdi. Alt katta da Zeynep şey dedi, terkaz pasajı gibi dedi burası. Yani çok uyguna bir sürü şey varmış. Zeynep'leri ben aşağıdan çoktan yolladım. Onlar bakmak istiyorlardı. Şöyle. Bu arada tekrar bir kumaş aldım. Metresi 40'tı. Bunun metresi 20'ydi. Bu iyiydi de bu pahalı bayağı. Galiba günün sonunda daha uyguna gelse diye uğraştığımız elbise maceramız daha pahalıya denk gelecek gibi geldi. Şöyle bakıyorum. Terlikler falan 20 lira. Terlikler 20 lira var burada. Burada çok güzel pufuduklar var. Bunlar ne kadar? 85 lirada bunlarmış. Şöyle, ay terlik yoktu evde. O yüzden dikkatimi çekti. Şöyle bereler gelmiş şöyle. Karnım o kadar aç ki. Daha kahvaltı yapamadım. Çantamda muzumla geziyorum.
Bakalım bak. Şöyle takılar var. Güzel, çok tatlı takılar varmış burada. Çok tatlı. Şöyle ne kadar abi bunlar? Hangisi? 25 lira. Hepsi değişiyor mu abi? Şurası mesela? 25 lira. 25 liraymış. En uçtakiler 35 lira. Onlar farklı. Tamam. Ben şunu beğendim mesela, şu yıldız olan. 65 lira, çelik kuru. 65 lira. Çelik, tamamdır. 7,5'luk tatlış kolyeler varmış. Küpelere de bayılırım. 5 liraya, aa, altın küpeleri 5 lira satıyorlar. Şöyle benim nakitte param sıfırlandığı için arkadaşlar sadece bakıyorum ben şu an. 50 liram kaldı, onu da harcamayayım artık ya. Şurada kilim var. Kilimler var. Ya evimdeki halıları değiştireceğim de ben. O yüzden bir bakınıyorum. Elimde değil. Bavullar, çantalar. Hani alt kat tamamen kıyafet üzerine yapılmış sanırım. Bakın 15 liraya taytlar var. Şöyle. Çok güzel. Şu çantaları çok beğeniyorum. Zaten çok, bu ara çok moda biliyorsunuz bunlar. 25 liraya satıyorlar. Online'da da en uygun 30 liraydı bu arada. Yani yine biraz daha uyguna tekabül ediyor burası. Hop geldik yine berelere. Böyle bereler var. Daha tam kış gelmediği için tabii değerlenmemiştir bunlar ama. Eşortman takımlarımız varmış buralarda. Böyle böyle böyle. Ne kadar acaba? 70 lira. Vatka var mı abi? Vatka alamadık ya. Fellik fellik resmen şey arıyorum ya. Düğme varmış, belki düğme buluruz, dur. Düğme de bakıyorum ben. Burada 4 lira küpe var. 4 lira, 5 lira, 9 lira. Çok uygunmuş fiyatları. Durup durup buraları buluyorum herhalde. Vatka var mı abi? Deli gibi vatka arayan Elif yani. Bu bir dram ya. Ay çok güzel şunlar. Çok güzeller. Şu püsküllere bayılıyorum ya. Suratımda maske var ve çok dar bir alandayız diye kendimi çekmedim çok fazla ama. Bunu sen için. Ben de varım, buradayım. Abi bir tane baskı bana baskı verin ya. Böyle çok çok şeyler varmış. Tütü tütü şeyler var. Çok tatlılar. Burada böyle şeyler buldum. Ne alaka? Niye satıyorlar acaba bunları? İkinci el herhalde bunlar. Bir yer buldum. Şimdi burasının tamamı anladığım kadarıyla ikinci el arkadaşlar. Bu zaten şunlar. İşte kitaplar, DVD'ler falan filan. Bir sürü şey var burada böyle. Ben şurada gözlem alanı falan var. Zeynep burada sandım. Zeynep burada değil. Başka bir gözlem alanı daha var galiba. Bunlar herhalde bir ikinci el. Ben bunu anladım. Böyle koymuşlar. Temizleyip böyle şöyle bir göstereyim. Oyuncaklar var. Bir sürü ayakkabı var. Şöyle. Selam tatlım. Burada bakalım şöyle. Buranın bu kısmı tamamen ikinci. Bayağı uzun bir alan. Ben Zeynep'leri arıyorum. Şimdi hiç girmeyeceğim. Dur, çıkamadım ki. Kaybolup duruyorum burada. Bir tane tezgah daha arkadaşlar. Çekim yapmak yasaktır yazıyordu. Yani çekim, paylaşım, fotoğraf hepsi yasaktır falan yazıyordu. Ben kayboldum orada. Bulamıyorum. Ay şu klim çok güzelmiş arkadaşlar ya. Balım ne güzel tiftikler şu klimi. Mahvetti halılarım benim, eşek kapağımı. Abi şimdi ne kadar? Kimse beni tanımıyor burada. Şu klim 140 liraymış. Çift taraflıymış ama çok tatlı bence. Ve bence uygun. Yani normal fiyatlar çünkü internetlikler falan çok pahalı çünkü. Balı falan çok pahalılar. Ben kilim çok tercih edemiyorum evde balım olduğu için, tırtıkladığı için ama bence güzeller. Çantalar, çanta reyonları var. Replikalar var herhalde. Bunlar replika çünkü. Dior falan var. Sweatshirtler var. 60 liraymış. Böyle. Çorap eksiği var. Çoraplara yani param kalmadı nakitte. Gerçi kredi kartı geçen yerler de var. Yerli yurdu, bak ne demişler, yerli yurdu yurdun malı. Herkes pijamayı alsa. Harika ya. Yerlerde böyle kredi kartı geçerli. Yerlerde, şöyle geçeyim. Çok güzel. Kalın gömlekler. Abla ne kadar bu? 100 lira. 100 liraymış ama kalın ve kışlık olanlar bunlar. Daha dün AVM'lerdeydim çünkü. Çok güzelmiş. Çok güzeller. 150 lira. Aa, onlar da 150. Herhalde bunlar da bak şu 150 liraymış. Hmm.
fiyatlar uçtu arkadaşlar. Fiyatlar gerçekten uçtu ama bu pazarla ilgili bir şey değil yani. Hani normalde 150 lira çok yüksek geliyordu eskiden en azından. Artık öyle gelmiyor yani. Şurada bir gözleme alanı gördüm. Bakayım Zeynep orada. Kalın gömlekler. Daha dün H&M'deydim. 250 liraydı. Bershka'daydım. 400 liraydı. Hani çok pahalı gerçekten. Yani. Pardon H&M'de de 400 liraydı galiba. Çok 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 pahalıydı. O yüzden 150 lira çok iyi bir rakam. Gözleme aldık arkadaşlar. Bu iki tane eşek kafayı buldum. Bakalım. Nam nam nam. Elbise işini halledebilirsem buraya tekrar gelip bir de çanta bakacağım. Çantalar çok uygun fiyatları. Bakacağım bakalım. Hani böyle rahat kafayla gelmek istiyorum bir daha yine inşallah. Hiçbir şey alamadım çünkü. Burada böyle en son bir Kaan çanta satıyor 25'te. 25 lira çanta. Hepsi 25 mi Kaan? Şurada nerede 25 çanta? Hepsi 25. Şurada bir çanta bulduk, dur. Hepsi 25 ya. Şöyle bir çanta alıyorum. Son paramla alacağım ha. Vallahi 15 lira var, Zeynep de 10 lira verecek, öyle düşün. Bayağı param bitti yani, kalmadı, bir sürü şey aldım. Şuraya da bir bakacağım birazdan. Burada da cüzdanlar varmış. Haftaya bir geleceğim buraya bakmaya. Şöyle asılı olanlar falan var. Replika ürünler de var. Çok fazla hem de. Ama iç çamaşırları 25 liraymış ve çok güzeller. Güzeller ama ya. Ben çok seviyorum böyle dantelli şeyler. Baksanıza çok güzel duruyor. Çok güzel bir iç çamaşırı bulduk arkadaşlar şunda. Hani şu iç çamaşırı şeyi de yapmam diyordum ama çok güzel, çok tatlı. Bundan aldım. Böyle. Bence tatlı. Bir yıldızlı yıldızlı 30 lira. Şunda. Çok tatlı işte, bundan aldım. Güzel. Pazarımızı sonlandırdık artık. Gidiyoruz. Çıkış mı? Nereden? Çıkışı bulamadık biz. Tamam, dümdüz sol. Tamam. Çorap alamadık ya. İçime oturduyum. Kalmadı bak. O gözlemeyi yemeyecektim. Size söylüyorum ben. O gözlemeyi yemeyecektim. Şu kumaşlardan da hiç emin değilim. Bugün totalde bu arada 350 lira yakın para hayatı var. Ne yakını? 300 çektim bugün. 400 lira harcamışım bugün. Maska da bulamadım. Bugün çok verimli geçmedi yani ama hayırlısı bakalım. Bundan sonraki süreç arkadaşlar nedir? Dikim aşaması. Bana bir 5 lira verir misin? Çorap alacağım. Çorap 5 liramış bu arada. Bu küçük şey. Oha çok güzel, upuzun. Burası olan çorap alıyor. Olamayan görüyorsunuz. Sefil gibi kalıyor yani. 5 liram yok ya, 5 lira. İmdat. Evde çorap yok ya. Bakın şurada giriş var, direkt buraya gelin. Burada çorap var. 5 lira sadece. Ben de bu arada sağ olsun Merve bana para verdi de 5 liraya çorap aldım. 3 tane. 5 lira da 3 tane çorap. Süper ya. Haydi gidelim. Gidelim artık. Okey. Benim poşetlerim Merve'de. Merve'de. Bir de eskiden yeri daha iyiydi bence buranın. Yani ben bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Metrodan sonra bir 10 dakika yürüme mesafesi var. Şimdi elimiz kolumuz da dolu. Yoruyor insanı yani. Başka bir şey değil. Diğer türlü direkt metrodan çıkınca ulaşıyorduk. Bence öyleydi. Sabah mesela nakitim bitti. Çekecek hiçbir yerim yok falan. Belki vardır da ben bilmiyorum. Şimdi sallamayayım da. Ama çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık yani. O yüzden oturmayı unut, hayalini kurma zaten. Ayıp yani ama girebilecek miyiz onu merak ediyorum sadece. İnanılmaz kalabalık yani. Ünalan metrosu çünkü burası. 6 dakika buradayız. 4'ü değil 8'li vagon beklediğimiz için 6 dakika buradayız. Aynen öyle. Bence yine şansımız yok ama hadi bakalım. Bence yok. Var ya. Yok abi şansı. Şuraya bakar mısın? O kadar çok insan var ki. Onu geç yani. Hani. Aynen. Elveda. Ayrılık vakti geldi. Bay bay canım. Evden merhaba arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün gün maskeleydim ya artık hani. Tabii ki maske takmak zorundayız ama çok bunalıyorum ya. Gerçekten var ya, Allah sabır versin hepimize, başka bir şey demeyeceğim. Aldığım şeyleri göstermek istiyorum bir. Şimdi sizi balamın tırmık tahtasına koydum. Balam lütfen müsaade et.
balım geldi de. Olsun, bana 5 lira verdiler. 5 liraya çorap aldım 3 tane. Bir dahakine salı pazarına gideceğim. Ben bugün sadece kumaş pazarına gittim bildiğiniz üzere. Bir dahakine salı pazarına gider alışveriş de yaparız ama bugün sadece kumaş almaya gitmiştim. Bir alt katında da böyle bu tarz yerler varmış, onu keşfettim. Çok uzun süredir ben Kadıköy pazarına gitmiyorum açıkçası. En son gittiğimde ben Göztepe'deydi zaten. Hani sürekli yer değiştiriyor anlamadığım bir şekilde. Ama bu seferki yani uzun süredir orada diye tahmin ediyorum. Akasya AVM'nin karşısına tekabül eden bir yer galiba. Bence çok uzak yani, şu anlamda çok uzak. Eskiden metrodan çıkıyordunuz ve Laps diye böyle şeyin içerisine çıkıyordunuz, o pazarın içine çıkıyordunuz. Artık öyle değil. Çıktıktan sonra bir bence o bir 10 dakika kadar yürüme mesafesi var ve o 10 dakika dönüş yolunda o kadar bir külfet oluyor ki anlatamam. Araçla da gidilebilir. Orada otopark falan vardır. Ben hani bilseydim en azından bir araçla gitmeyi tercih ederdim. Bir de yani al bir şey alacağım için çok da şey yapmak istemedim. Hani zaten hem trafiğe kalmak istemedim hem de zaten iki parça bir şey alacağım falan diye düşündüm ama yürüme yolu benim mahvetti yani. Anlamadığım şekilde çok yordu beni. Şimdi çorap aldım dediğim gibi. Son anda Zeynep sağ olsun şöyle bana param kalmadı, nakit param kalmadığı için böyle kaldım orada. 15 liram kalmıştı, 15 verdim. Zeynep de 5 lira koydu, şunu al. Yok, Zeynep de 10 lira koydu, 25 lira mı 20 lira mı bunu aldık, şimdi hatırlayamadım. Güzel bir çanta, benim böyle bir çantam yoktu o yüzden. Su geçirir tabii ki. Bu ekstra öyle salınmış şeyler. Şimdi bunlar var, bir de iç hamaşırı almıştım dediğim gibi, onu denedim, bayağı iyi, çok beğendim. Onun haricinde şimdi son anda size gösterdiğim gibi son anda aldığım bir kumaş bu. Bilin son anda aldım yani, hani tamam be bu da benden olsun falan diye. En pahalı kumaş da bu. Bende böyle bir sorun var, böyle bazen böyle son an bir gaflete düşme olayım çok fazladır. Tamamen buna veriyorum. Balım bir git ama. Balım da dibim de şurada. Simle yani oradan nasıl gözüküyor? Gerçi oradan gözükenle fotoğraflardan çıkan aynı olacağı için benim görmemin bir manası yok. İçinde böyle pembeler, maviler, ışıltılar var. Çok hoşuma gitti yani. Ve son anda hoşuma gitti. Esnek bir kumaş. O yüzden ne nasıl olur bilmiyorum. Bakacağız. Ve bundan 4 metre aldım. Ve metresi 40 liraydı. Yani gerçekten çok pahalıydı bence. 160 lira sadece buna verdim. O yüzden bundan bir şey yapmamız lazım. Ben bundan bir şey yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bir şey çıkacak bundan. Şöyle aslında kafamda bir modelle gittim ben ama istediğim kumaşı bulamadım. O yüzden modeli değiştireceğim, belli ki yapacak bir şey yok. Deneye deneye öğreneceğimiz bir şey oldu. Burası 160 lira arkadaşlar. 4 metre aldım. Eni falan ne kadar bakayım enine, bekleyin. Hemen enine de bakıyorum. Bana var fazla bile. Ben bundan fazla gelecek etek yapacağım bak. Midi boy etek yapacağım bundan yani. Şimdi bir siyah kumaş aldım ama şöyle kendinden bir deseni var ve bence çok klas duruyor. Hayalimde de bir model vardı. Onu bir sonraki videoda aktarayım size. Çünkü o zaman bir deneyeceğiz, olacak olmayacak bakacağız. Şöyle bir model. Bunun sadece şöyle bir kumaş. Bu kumaşı çok beğendim bu arada. Ben siyah bir kumaş. Hani modelin şey bu kendinden desenli olması, böyle ufak çizgileri var içinde. Çok hoşuma gitti ama bu neymiş ya? Ha. Ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Bilmiyorum hani o sıkıntı yaşar mıyım bilmiyorum ama uzun yapacağım bunu çünkü. Ben iç gösteriyor bu. Hani bilmiyorum gözüküyor ama bakın iç gösteriyor yani. O yüzden bunun astar sıkıntısı olabilir. Bundan da bu ne kadar fiyatı? Bunun metresi 20 liraydı. Ha uzun yapacağım diye 5 alayım falan dedim. 5,5 metre var burada. 5,5 metre bana 100 liraya verdi. 100 lirası da 100 lira da buraya tutuyor. Bunu da koy kenara. Bu da çok beğendiğim, aldım ama büyük ihtimal yapamayacağım bir kumaş. Yani istediğim için aldım ama büyük ihtimal yapamayacağım bunu. Çünkü çok kalın bir kumaş. Çok arkadaşlar gerçekten hani yalanı yok. Çok severek ve bana çok yakışır falan diye böyle aşkla aldım ama büyük ihtimal tırt çıkacak. Çünkü çok kalın. Yani aldım ama kalın yani. Bayağı kalın bir saten gibi düşünün. Kalın bir saten, esnemiyor. Hani iğne buna girer mi? Bazı şeylerde, kumaşlarda böyle balım ya böyle sıkıntı oluyor. Böyle sıkıntı oluyor. Bir de geçerken şöyle bir fermuar aldım. Ne olur ne olmaz belki, çünkü esnemediği için. Bundan çok mutlu değilim. Keşke olsa. Bununla ilgili bir sürü model vardı aklıma. Aynı bu kumaş istiyordum ama. Bu kumaşın istediğim seviyesindeki bir kumaşı bulamadım. Bu bayağı çok sert ve esnemeyen bir kumaş. İnce şeyler, ince satenlerde çok fazla iç gösteriyor ki zaten kış geldi ve bizimki de kış düğünü olduğu için yatağıma sereceğim yani. Ben kötü kırlent yaparım, bakarsa evimde kırlentler var yani, başka bir şey yapabileceğim başka bir şey yok.
Şöyle bir avantajımız var. Daha zamanım var. Daha zamanım olduğu için bir cuma daha var mı? En kötü kumaş zaten bizde de var. Annemde falan da var kumaş yani en kötü. Ya kadife vardı. Kadifeyi de düşündüm bu arada. Kadife çok güzel bir kumaş. Bunda okeyiz. Ama ben kadifenin beni dombik gösterdiğini düşünüyorum. Yani kalın kalın hissediyorum kadifede. Herhalde kalın bir kumaş diye kalın hissediyorum ama kış düğünü olduğu için de bence güzel bir alternatif olabilir de almadım. Yani